belirgin farkı vardı. Ahmet Bey, Gökçen Tuncer, ben Düş Yolu ekibi olarak sizinle arkadaşlarımızı tanıştırmayı hedefliyoruz. Bir görevinizden hani bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ahmet Can ben, Şile Arıcılar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Hı hı. Şile'mizde arıcılık faaliyetiyle uğraşmaktayız. Şile'deki arıcıları bir çatı altına toplayarak daha sağlıklı üretim, hijyen üretim, gıda yönetmenine uygun üretim yapmaya çalışıyoruz. Kendi kooperatif markalarımızla beraber, kendi üretim tesislerini, doğum tesislerini doldurarak tüketiciye sunuyoruz. Yani direkt üreticiden tüketiciye satış olarak yapıyoruz. İki tane satış mağazamız var. Birisi bu yerli pazarında, bir de çarşı içinde bir mağazamda. İnternet üzerinden de tüm Türkiye'ye satış yapıyorsunuz. Ahmet Bey, özellikle Şile'de niye arıcılık bu kadar önemli? Yani biraz bize ondan bahseder misiniz? Şile'den biraz bahsetmek isterim. Şile'nin özelliği Karadeniz kenarında arkasını ormanlara yaslamış, %80'i orman olan, konvansiyonel tarımın olmadığı, ilaçlamanın olmadığı, kimyasal gübrelemenin olmadığı bir alan. Düşünün. Bunun da %80'i orman, %80'i ormanın alanının da %40'ı kestane ormanı. Oo. Yani bu özelliklerinden dolayı Şile'de kestane balı üretilmekte. En zor ve en güzel bal. Evet. En kaliteli, en sağlıklı diyebileceğimiz şifa balı aslında baktığınız zaman. Bal Şile'mizde üretilmekte. Bunun da bir standarda kavuşması için kooperatif çatısı altında üretiyoruz. Yani hem kendi iç denetimlerimiz hem Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle beraber üretiyoruz. Ve adil bir şekilde fiyatlandırarak komisyonlarımızda, genel kurulumuzda oluşan komisyonlarda fiyatlanan alım ve satım politikasıyla piyasa şartlarında üreticinin kazandığı, tüketicinin mağdur edilmediği bir şekilde satış yapıyoruz. İstemli olsun yani. Valla inşallah her arıcılık alanında, her bölgedeki arıcılıkta böyle bir sistem olur. Çünkü biz kendimiz de Şile'nin balını, kestane balını bilip yiyen bir aileyiz. Aynı zamanda çevremizdeki dostlarımız da öyle. Gerçekten çok lezzetli. Ve kestane balı dediğiniz gibi çok zor bulunan ve gerçek şeker hastalarının da yiyebildiği, kontrollü bir şekilde şeker hastalarının da yiyebildiği bir üründür. Bizim Şile kestane balı, bilmiyorum daha önce belki haberiniz vardı. İtalya'da tohumun ambarında, saklanması gereken ürünler kategorisine alındı. Yani öyle mi? Bilmiyordum. Bu çok önemli bir bilgi yani, ama. Bu, biz aynı zamanda Şile kestane balı olarak Slow Food'un, Şile bölgesi olarak Slow Food'un üyesiyiz. Bu pazar da yine Slow Food'un evet. Ve yanılmıyorsam dünyadaki 45. Yeryüzü pazarı değil mi? Evet, Şile'deki bu pazar. İki tane pazardan tamam, birisi İzmir Foça'da. O 28. galiba. Burası da 45. Çok yani, güzel. Türkiye'de böyle iki pazarın olması gurur verici tabii. Tabii yeryüzü pazarının konseptini zaten sizler biliyorsunuz. Bu yerel üreticinin yerelde tamamen doğal olarak ürettiği ürünler ve kendi pazarladığı ürünler. Bu aynı zamanda kontrolleri yapıldı. Belediye tarafından, tarım tarafından, oradaki mühendis arkadaşlarımız tarafından denetimlerinin yapıldığı başlangıç, üretim başlangıcından satışa kadarki denetimlerle yapılan diyor pazar. Dolayısıyla biz de bu pazarın içerisindeyiz. Aynı zamanda kooperatif olarak biz bu pazarın bir üyesiyiz. Çok güzel, çok güzel. Ellerinize sağlık. Bizler için, yani bizlerin sağlığı için gerçekten çok önemli şeyler yapılıyor burada. Her pazar buradasınız değil mi? Biz her cuma ve pazar günleri. Her cuma ve pazar. Burası açık. Onun dışında da dükkan, diğer çarşı içindeki yerimiz açık. Ve internet üzerinden de şilebal.com. Şilebal.com arkadaşlar. Oradan kendi kooperatifin tescili sayfasından satışlarımız Satışlarımız devam ediyor. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yorduk sizi. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bol satışlar diliyorum. Benim için bu belge çok önemli. Onu rahmet oldu. Alayım. Evet. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Böyle kasa arkasına. Teşekkür ederim. Hanımlar çok önemli. Değil mi? Evet evet. Bayanlar yoğun günlerde hem böyle yoğun günlerde hem de vezir ediyoruz değil mi? Evet, evet. Toplumu vezir ediyor hanımlar. Aslında bizim hanımlar üzerine bir projemiz var. Aslında öyle mi? Onu da dile getirin. Yani bu proje arıcı eşlerini arıcı yapma. Yani potansiyel bir arıcı bunların kendileri. Aa. Aslında baktığınız zaman bize her konuda destek vermekteler ama adları hiçbir yerde görünmüyor. Hı hı. Yani aslında belki bizim yaptığımız işin yarısını onlar yükleniyorlar ama
İkinci projeyle onlara 30'ar arılı puan vererek ve kurumsal kimlik kazanarak hem kooperatif üyeliği hem birlik üyeliği yaparak onların bir şey kazanımını yapmak istiyoruz. Mükemmel yani, bir proje. Siz ne diyorsunuz bir bayan olarak? Çok iyi diyorum. Çok güzel değil mi? Evet, bayanlara ekonomiye katkı. Çok çok güzel, hakikaten çok güzel. Evde oturacağız. Destek olursak inşallah o projeye erte geçeceğiz. İnşallah. Eşere destek arıcılık kursuna gidecek. Öyle projelerde destek isterseniz lütfen bizi arayın. Mutlaka tanıtım ve duyuru için buradayız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bol satışlar diliyorum ben size. Görüşmek üzere. Dönüşte ben bal alacağım. Ben de numarası alabilirim. Tabii ki. Aslında ben de kartımı da vereyim. Alayım. Bizim kartımız yok. Bizim internet sayfamız var. İsterseniz yazayım ben bir yere. Şuraya yazarsın. Ben onu yaparım. Benim adım Gökçen Tuncer.